Saat 10'da. Sabah mı? Sabah. Oksijen mi? Ve bu uyku esnasında nefes tıkanmaları oldu mu? Oksijen değerleri kaçtan kaça düştü? Bunları inceliyoruz. Onun dışında eş zamanlı olarak video kaydımız var. Yine garip hareketleri olan, beklenmeyen, uykuda beklenmeyen hareketleri olan hastaların video kayıtlarını da eş zamanlı olarak değerlendirebiliyoruz. Şöyle. Şurada mesela şey tespit etmiş. Aynen. Şurada bu. Desatürler az önce niye öyle bilmiyorum. Burada uykuda nefesi kesildiğini görüyoruz. Saturasyon düşmüş. Biraz nabzın artmasını bekleriz. Bakın hastanın horlamaları belli oluyor. Bu uzun dönemde hem akciğer hem akciğer damarlarını hem kalp temel olarak etkiliyor. Hastanemizi bölgenin sağlık üssü yapmak istiyoruz. Bu açıdan bünyemizde olmayan hastaların bu tür ileri tedavi ve tetkikleri yapmak için başka şehirlere gitmek zorunda kalınan merkezlerin tamamını hastanemize kazandırmalıyız. Kazandıracağız, bunun için çabalayacağız diyorduk. Uyku bozuklukları laboratuvarımızda bulunan cihazlarımız sayesinde hastalarımızı gece burada misafir ediyoruz. Bu süreçte onlar uykudayken uyku kalitelerini ölçüyoruz. Herhangi bir uyku apne sendromu dediğimiz bir hastalık var mı? Çünkü bu tür özellikle uyku apne sendromu çoğu hastalığın sebebi aslında. Hipertansiyondan tutun, kalp krizine ondan tutun, kalp yetmezliğine. Sadece kalp hastalıklarının bile çoğunun altında bu hastalık olabiliyor. Hem bu farkındalığı arttırmak, hem bu tanının da akla gelmesi için bunun toplumda da yaygınlaşması, sağlık camiasında da yaygınlaşması gerekiyor. Bugün bu merkezimiz hastanemizde inşallah daha da büyüterek ileride yeni cihazlar da katarak bölgenin iyi bir uyku merkezi yapmak istiyoruz. Emeği olan başta hocalarım olmak üzere tüm yönetim kadromuza, İl Sağlık Müdürlüğümüze, Sağlık Bakanlığımıza ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Uyku bozuklukları, uyku bilimi tıbbın şimdiye kadar en az ilgi gören, en az bilinen alanlarından bir tanesiydi. Ancak günümüzde bilgi birikimimiz artmıştır ve dolayısıyla uyku bozukluklarını daha tanıyabilir, tedavi edebilir hale geldik. Nefes tıkanmalarıyla, uykuda nefes tıkanmalarıyla, boğulmalarla seyreden uyku apne hastalıklarını, garip hareketlerle, uyku esnasında garip hareketler, uyur gezerlik, konuşma, bağırma, çağırma şeklinde seyreden parasomnileri artık tanıyabiliyoruz. Hastalarımızın uyku sorunu olan, uykusunun kalitesiz olduğunu düşünülen hastaları akşamları burada misafir ediyoruz. Akşam 8'de yatışını yapıyoruz ve sabaha kadar uyku kalitelerini değerlendiriyoruz. Başına kablolar bağlıyoruz, vücuduna bazı kablolar bağlıyoruz ve bütün gece boyunca nefes tıkanmaları oluyor mu veya garip hareketler oluyor mu, bu hastalar sık sık uyanıyor mu yoksa çok güzel kesintisiz bir şekilde uyuyor mu, bunu değerlendiriyoruz. Onun dışında bu cihazlarımız da, hastaneye alınan yeni cihazlarımız da dünya standartlarında testleri yapmaya olanak sağlayan cihazlar. İki tane cihazımız mevcut. Artık biz de dünya standartlarında bütün testleri yapmaya başladık. Bölgemize hizmet vermeye başladık. Aynı anda biz 3 hastaya burada hizmet verebiliyoruz. İki tane yatağımız tanı koyma amaçlı. Üçüncü yatağımız ise tanı konulmuş, problemi olan, hastalığı tespit edilmiş hastaların
tedavisini planlamaya yönelik. Trabzon, Diyarbakır, Malatya, Antep gibi illeri dahil ederek söylüyorum ki bölgenin en büyük uyku merkezi bizim merkezimiz. Temel olarak horlayan, uykuda nefesi kesilen, boğulmalarla gelen hastalıklar yahut uykuya daldıktan sonra anormal davranış bozuklukları olan hastalarla ilgileniyoruz. Yahut uyuyamıyor, az uyuyor, işte uyuyup ama uyumadığını düşünen, uykudan kalitesiz verim alan. Bizim hastalığımız başhekim beyin de söylediği gibi bir sürü çoğu hastanın etiyopatolojisinde rol almakta. Örneğin nedeni bilmeyen tansiyonlarda, stres bozukluklarında, depresyonda, iş veriminin azalmasında, hatta cinsel hayatının gerilemesinde, her türlü şeyde öncelikle biz bu hastalığı akılda tutuyoruz. Bölge için çok büyük bir atılım olarak görüyoruz şahsen.